İyi geceler arkadaşlar. Model şirketimiz Ege Gübre. Çok isteyen arkadaşlar var. Bu kanala abone olup talepte bulunduğunuz bütün şirketleri sırasıyla yapmaya çalışıyorum. Yapacağım arkadaşlar. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Borsa yatırımcısı mantığıyla duygularını yatırım yaparken veya yatırım yapmaya düşündüğü zaman duygularıyla mantığını birbirinden ayırabilirse para kazanabilir. Arkadaşlar bakıyorum ben piyasada çok sık herkes tarafından, hemen hemen herkes tarafından, sosyal mecralarda adından çok sık söz edilen şirketlerle ilgileniliyor. Ve genelde o şirketleri istiyorlar. Bu sosyal mecrada çok sık konuşulduğu için mi incelememi istiyorlar? Yoksa hakikaten o çok konuşulan şirketlere bizzat kendileri de yatırım yaptıkları için mi istiyorlar? Onu anlamaya çalışıyorum. Ben size bir ipucu vereyim arkadaşlar. Bir hisse senedi ne kadar çok, özellikle sosyal mecrada ne kadar çok söz edeni varsa, ne kadar çok kişi konuşuyorsa o şirketlerden uzak durun arkadaşlar. Evet, 2020'nin 4. çeyreği ile 2021'in 4. çeyreği inceleme döneminde varlık yapısına şöyle bir bakıyoruz. Evet, varlık yapısında belirgin değişiklik gerçekleşmiş Ege Gübre'nin. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin payı yaklaşık %33'ten cari dönemde yaklaşık %49,5'a belirgin şekilde artış kaydetmiş. Toplam sabit kıymetleri toplam varlıkların içerisindeki payı %67'den cari dönemde yaklaşık %50,5'a belirgin şekilde azalmış. Bu ana kalemlerdeki değişiklikleri meydana getiren ara kalemlere bakacak olduğumuzda toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların payı %16,5'tan cari dönemde %14'e kısmen azalırken brüt işletme sermayesi içerisindeki %49,5'luk payı cari dönemde %28,5'a hızlı ve yüksek oranda azalış kaydetmiş. Kısa vadeli borçların içerisindeki nakit ve nakit benzeri varlıkların payı ise %34,5'tan %25,5'a belirgin şekilde azalırken ticari satışların içerisindeki nakit oranı %14,5'tan cari dönemde yaklaşık %17'ye kısmen artmış. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacakların payı yaklaşık %4'ten cari dönemde yine %4 olarak gerçekleşmiş. Çok bir hatta hiçbir değişiklik göstermemiş, stabil olarak kalmış. Ama brüt işletme sermayesi içerisinde yaklaşık %12'lik payı cari dönemde %8'e kısmen azalmış. Toplam varlık içerisinde stopların payı yaklaşık %10,5'tan cari dönemde %29,5'a belirgin şekilde artarken brüt işletme sermayesi içerisindeki payı da %31,5'tan cari dönemde yaklaşık %60'a belirgin şekilde artmış. Şirket 2021'in son çeyreği itibariyle %31 oranında maddi duran varlıklarını amorti ederken cari fiyatlarla yaklaşık %31,5 oranında 337.688.372 TL'lik bir iktisadi varlık artışı sağlamış. Kaynaklarına bakacak olduğumuzda varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı yaklaşık %47,5'tan
cari dönemde %55'e kısmen artarken varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı %6'dan cari dönemde yaklaşık %5'e kısmen azalış göstermiş. Şirket varlıklarını %60 oranında toplam borçlarıyla fonlarken %40 oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta. Finansmanda uzun vadeli borçların payı %1,16'dan cari dönemde %1,5'a artarken finansmanda öz kaynakların payı %0,86'dan cari dönemde %0,66'ya gerilemiş. Borç yapısını daha kapsamlı inceleyelim, daha detaylı inceleyelim. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. 2020'nin son çeyreği itibariyle işletmenin 13 milyon 895 bin 195 TL'lik bir yabancı para pozisyon fazlalığına sahipken, aradan geçen bir yıl zaman zarfında 340 milyon 89 bin 274 lira yabancı para pozisyon açığı yaratarak cari dönemde net yabancı para pozisyon açığı 326 milyon 194 bin 079 TL olarak gerçekleşmiş ve yabancı para varlıklarla yabancı para borçlarını karşılama oranı da yaklaşık %69 oranında azalmış. Finansmanda kısa vadeli değişikliklere baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısı yaklaşık %14 azalırken yabancı borçların payı %15 oranında artmış. Öz kaynaklarıyla borçlarını karşılama oranı %23 oranında azalırken kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı %3,5 oranında artmış. Ticari borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı da %210,5'la çok yüksek bir oranda artış sağlamış. Brüt işletme sermayesi %41 oranında artarken net finansal borçların %74 belirgin şekilde azalması olumlu gelişmeler kısa vadeli kaynak değişiklikleri içerisinde. Finansmanda kaynak değişikliğinin uzun vadeli değişikliğine baktığımızda uzun vadeli finansal kaynakların finansmandaki payı %19, uzun vadeli borçların maddi duran varlık finansmanındaki payı da yaklaşık %7 oranında azalmış. Ticari alacaklarıyla ticari borçlanmanın finansını sağlaması %72 gibi yüksek oranda azalması işletme açısından olumsuz bir gelişme gerçekleşmiş. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kâr payı kısmen azalırken devamlı sermaye kısmen azalmış ve yine toplam öz kaynaklar içerisinde ödenmiş öz sermaye kârlılık payı kısmen azalmış. Gerekçelerine şirket ve ortak kârlılığı panomuzda bakacağız bu pant analizinde. Toplam öz kaynaklar içerisinde %2,5 oranında ödenmiş sermaye, %126,5 oranında da iç sermaye yaratımı, geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta öz kaynaklara. Şimdi ortak ve şirket karlılığına bakalım. Evet. Öz sermaye karlılık payının kısmen azalmasının ana etkenleri aktif karlılığının %63'ten yaklaşık %63'ten cari döneminde yaklaşık %56'ya azalması.
borç maliyetinin %5,5'tan %18,5'a artması, borçların öz kaynakları oranında %1'den %1,5'a artması ana kaynak oluşturmuş öz sermaye karlılık payının toplam öz kaynaklar içerisinde azalması. Şirket karlılığı %7 oranında azalırken ortak karlılığı %7,5 oranında azaldı. Gelir tablosuna bakalım. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin %71,5'tan cari dönemde yaklaşık %64'e kısmen azalması, gayri safi işletme karının %28,5'tan %36'ya taşımış. Faaliyet giderlerinin %11,5'tan cari dönemde %8,5'a azalmasının neticesinde de esas faaliyet karlılık payı %17'den %27,5'a belirgin şekilde artış sağlamış. Finansman giderlerinin %0,73'ten yaklaşık %1'den cari dönemde %5'e belirgin oranda artışı, vergi öncesi karlılık payı %15'ten %19,5'a artış gösterebilmiş. Vergi giderlerinin %1,5'tan cari dönemde %5'e belirgin şekilde artmasından neticesinde de net dönem karı stabil kalmış. Bir önceki dönem %13,90 olan net dönem kar payı toplam gelirler içerisinde cari dönemde %14,22 ile çok cüzi, çok kısmi bir artış sağlamış. Vergi giderlerinin %1,5'tan %5'e artmasından ötürü, sebebiyetinden ötürü. Evet, önemli olan kar oranlarına takip edebilirsiniz. Özellikle programa sahip olan arkadaşlar aynı rakamlara haiz. Gelelim nakit akışına. İşletme faaliyetinden nakit girişi %716 yüksek oranda, esas faaliyetlerden nakit girişi de %926 yüksek ve hızlı oranda artış kaydetmiş. Fakat nakit ve nakit benzeri varlıkları 32.267.450 TL azalmış işletmenin. Satışlardan nakit girişinin satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı %100'ün çok üzerinde %294,5 oranında artışla işletmenin satılan malla satışlardan sağladığı nakit ile satılan mal veya hizmetin maliyetini karşıladığını ve borç ödeme gücünün güçlendiğini anlıyoruz. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişi %100'ün altında kalmış. Dolayısıyla şirket kapasitesini korumak ya da artırmak için bir takım yatırımlara gitmiş. Bu yatırım faaliyetlerinden de 147 milyon 373 bin 571 TL nakit açığı vermiş. Finansman faaliyetlerinden nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %100'ün üzerinde gerçekleşmemiş. %100'e de çok fazla yakın olmamakla %50'nin üzerinde gerçekleşerek vasat düzeyde kalmış. Dolayısıyla işletmenin esas faaliyetinden vermiş olduğu bir nakit açığı olmaması sebebiyle borçlanma gereksiniminin ve de veya nakden sermaye artışı gerekliliği duymadığını
anlayabiliyoruz. Vergi öncesi dönem karı %51 ile vasatlıkla gerçekleşmiş. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %32,5'lık kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Bunun %65 ağırlık ve kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşturması olumsuz. %76 ağırlıkla da brüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturması olumlu. Paşa başlarına baktığınızda 57'den 45-46'ya azalması kar marjının artışında ana etken, toplam gider başa başı satışlara göre %62'den %61-71'e yavaşça azalmış. Çok fazla bir değişiklik olmamış toplam gider başa başlarında. Net işletme sermayesine baktığımızda net işletme sermayesi %31 oranında 39.569.702 lira olarak gerçekleşmiş. Reel satışlarına bakalım. Evet işte arkadaşlar. Ege şirketlerde istikrarlı bir sürdürülebilirlik büyüme ne yazık ki görünmüyor yani bizim ülkemizde. Reel satışları %37 oranında azalmış. Yurt içi reel satışları %37 oranında azalmış. Yurt dışı ihracat döviz girdileri bir önceki döneme göre hızlı ve yüksek oranda artarken yurt dışı döviz çıktıları da bir önceki döneme göre yüksek ve hızlı oranda artmış ve ne yazık ki yurt dışı döviz giderleri yurt içi döviz girdilerinin çok çok üzerinde gerçekleşmiş. Dolayısıyla ithalat giderleri ihracat giderlerinin bir hayli üzerinde gerçekleşmekte. Evet, başa baş noktalarına da baktığımızda grafikte çok fazla belirgin bir değişiklik olmamış. Rasyolarına bakalım. Likidite oranları olması gereken değerlerin altında olup işletme likidite riski taşımakta. Faaliyet oranları son derece olumsuz gerçekleşmiş. Kaynak yaratma gücü vasatın altında kalmış. Etkinlik oranları da vasat olarak gerçekleşmiş. Büyüme oranlarına baktığımızda evet, 2021 yılı bir önceki yıla göre 2020 yılına göre pek parlak geçmemiş. Şirket cari fiyatlarla büyürken reel fiyatlarla küçülme yaşamış. Evet arkadaşlar. Tüm bu veriler doğrultusunda ise bu veriler doğrultusunda yani veriler derken bu veriler derken yıllık büyüme reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerin hesaplanmasının neticesinde programa sahip olan arkadaşlar da aynı verilere haizdir. Onlar da aynı neticeleri bulmuşlardır. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle en son 22.40 oldu arkadaşlar. Bugün 22.40'da sabit kaldıydı. Güncellersek evet. Olması gereken değere altında işlem gördüğünü söyleyebilirim. Yani işletmenin borsadaki fiyatlaması olması gereken değerden iskontolu olarak gerçekleştiğini söylemek mümkün. Evet, bir başka şirkette görüşmek üzere. İyi geceler.